Yavrum zor gelip gidiyorsun. Zor geliyorsun yavrum karanlıklarda. Herkes onu elektriksiz hayatıyla tanıdı. Ne bir ışığı ne de bir televizyonu vardı. Gaz yağı ve tüple aydınlanmaya çalışıyor, zor bir hayat geçiriyordu. Elektrik isteyen nasıl yani bir ışık olsa hepsinden. Yavrum ne bir televizyonum var, ne bir buzdolabım var, ne bir şeyim var, artım var. Kokuyor yavrum dışarılara koyun. Ondan hastalık mı geliyor, ne geliyor onu bilmiyorsun yavrum. Eskişehir'de yaşayan Hesnanine 50 yıl sonra İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberle umut ışığına kavuşmuştu. Yavrum, evvela Cumhurbaşkanımıza, sonra Başbakanımıza, yavrum devletimize ve milletimize Allah razı olsun beni böyle ışık gösterdiğine. Gelmez diye böyle kayırdım. Çok şükür Allah'ıma geldi yavrum. Elektrik hayali devlet tarafından gerçekleştirilen Hesna ninenin hayalleri şimdi bir bir evine geliyor. Ama ikinci yılı geldiğinde o değişmeli, diğeri girmeli. 91 yaşındaki kadının evi bugünlerde beyaz eşyalarla donatıldı. Devletim sağ olsun. Milletim sağ olsun. Beni sevindirdi. Allah da onları sevindirsin. Hesna nine beyaz eşyaları ve elektriği sayesinde artık daha rahat bir hayat sürdürüyor. Ben hince oldum bir 15 yaşımda. Küçüklüğüm geldi aklıma. Onların işine nasıl gelirse öyle.